Fatih Koleji ilk mezunlarındansınız. Doğru. O dönemki Fatih Koleji, hani o ilk günler, onlardan biraz bahsetsek böyle, o günleri biraz yaşasak sizinle. Olur. Elimden geldiğince ifade etmeye çalışayım. Tabii burada hani Fatih Koleji ile ilgili adına söz söyleyecek en son kişilerden biriyimdir ben. Estağfurullah. Çünkü çok İlk isimsiz kahraman. söyleyeceklerdensiniz çünkü ilk mezunsunuz. Belki öyle bir Değil. hüsnü zan vardır. Öyle bir Estağfurullah. ama yani gerçekten çok isimsiz kahramanın kurduğu bir medeniyet projesi olarak bakıyorum ben Fatih Koleji'ne. Bu Öğrencisi. ifadeyi tekrar edin abi. Bu müthiş bir ifadeydi bence. Müthiş bir tanımdı. Evet. Yani şöyle, çok isimsiz kahramanın kurduğu bir medeniyet projesidir Fatih Çok Koleji isimsiz ve kahramanın Fatih kurduğu medeniyet Düşünür. projesi. Evet. Müthiş bir tarif Yani abi. çok emek var. Şu anda izleyen belki çok kısıtlı sayıda arkadaşlarımız da vardır. Vakti zamanı müsait olanlar. Ama bu anlamda öğrencisi, tek tek diyorum, belletmeni gözümün önünden geçiyor o insanlar. Öğretmeni ve kurucu sponsor finansörleriyle bir medeniyet projesidir, bir düşüncedir. Bütün dünyaya yayılmıştır. Fatih Koleji'nin kapatılması vesaire Fatih Koleji düşüncesini de bitiremez, bu medeniyet projesini de bitiremez. Dünyanın Evet. dört bir yanında şu anda onun mezunları, onun o mektepte, o gönül mektebinde yetişmiş insanları dünyanın dört bir yanında, Türkiye'de de içeride veya dışarıda bu şeyin, duygu düşüncenin bayraktarlığını yaptığına inanıyorum ben. Rumi Bey de onlardan bir tanesi. Ve çok da başarılı, çok güzel işler yapan bir sürü arkadaşımız var. Bu anlamda yani Fatih Kolej çok kapsamlı bir şey, kavram aslında, düşünce, bir sistem, bir O ideal. ilk günlerinizi hatırlayabiliyor musunuz? İlk gittiniz, o projenin içindesiniz. Neler Tabii. hissetmiştiniz? Hatırlayabiliyor musunuz? Ya şöyle, ben daimi yatılı geldim işte, bizim Amasya Merzifon memleket. Tabii o zamanlar işte daimi yatılı demek şu demek, 3 haftada bir işte bizim Kartal'da teyzem vardı, oraya çıkmak falan demek. Ve Daimi yatılı. 11-12 yaşındasınız tabii, yani Tabii değil ki, mi? tabii ki, tabii ki İlkokul Rumi Bey. sonrası o zaman. Evet. Yani ilkokul sonrası böyle gizli gizli yorganın altında ağlarsın falan, hani böyle işte özlersin özlersin, yani o zaman ne ideal ne bir şey bilmiyorsun, çocuksun zaten. Ama oradaki o atmosfer büyüdükçe, tabii yaş ilerledikçe farklılığı hissediyorsunuz. Yani bizim Hakan Yeşilovan'ın da güzel bir şeyi çıktı Çağlayan'da Fatih Koleji ile ilgili. Abi Yüreğe şu an damgalı. o benim önümde, o Evet, Hakan abi evet. de izleyenler arasında bir ara selam söylemişti. İsterseniz ben de oradan kısa birkaç Allah iyi olur. O da çok güzel altını ifade etti bazı şeyler orada. Sağ olsun. bu Hı Çağlayan'ın Nisan, yani geçtiğimiz Nisan sayısında hı. Fatih başlığıyla bir yazısı vardı Hakan Hı. abinin. Yani ben oradan birkaç dikkatimi çeken yer, şimdi binasından falan bahsetmiş ama diyor ki okula cazibesini veren, günümüzde Resimler çok de da bir var. hususiyet arz etmeyen bu mimari özellikleri değildi. Müstahdeminden belletmenine, öğretmen ve idarecilerine kadar okuldaki her görevli bize öyle bir nazarla bakardı ki sanki bu insanlar bir ömür boyu yolumuzu gözlemişler gibi bir hisse kapılırdık. Evet. Asil duruşu ve beyefendiliğiyle tanıdığımız okul müdürümüz Mustafa Bey her cuma günü okul bahçesindeki merasimde bizim için her biriniz bir pırlantasınız derdi diyor. Bunu ben de hatırlıyorum. Yani hakikaten çok nazik, kibar bir insandı. Ve orada bir herkese diyor, bazıları belki biraz sertti ama diyor, herkese bir altın nesir intizarı var diyor. Altın Bu nesir medeniyet intizarı. projesi kelimesi şimdi daha oturuyor. Ha, gerçekten yani her Evet. şeyiyle Ya bir dedi de mi? o prototip bir okul oldu. Sonrasında zaten 90'lardan sonra Ertuğrul abin dediği gibi dünyaya yayıldı. Evet. Mesela yine bu köklü okullarda olan bir şey, üst sınıftakiler sadece bir yaş bile büyük olsalar alttakilerin abileriydi. Yani o abilik sistemi de Abilik çok sistemi. ciddi bir şekilde İlk sistemi ilerliyordu. siz kurmuşsunuz anlaşılan abi. Son bir cümle daha alayım. Estağfurullah. Türkiye için dünyayla yarışıyor vizyonu, nice kutluların teşrifiyle şenlenen, her biri birer ışık evi olan misafirhaneleriyle adeta bir mabede dönen kampüsü, olimpiyat ve üniversite giriş dereceleriyle en önde bir ilim yuvası olması ve mezun olur olmaz değişik hizmetlerde vazife alan mezunları, bunların her birini
erbabının yazacağı başka yazıları havale ediyoruz diyor. O da işte Ertuğrul abi zaten canlı örneklerinden biri, mezun oluyor ve birçok örnekte olduğu gibi dünyaya kendisi de ışık salmak için, başkalarına da aynı. Evet. O da aynı cümleleri sizin için kullandı. Biz öyle bir şey yapamadık. Hani eğitim camiasından olmadığımız için, ama hakikaten çok örneği var. Bu yazıyı da tavsiye ederiz. Çağlayan Nisan ayında vardı. Hakan Yeşilova abinin. Evet. Güzel Hakan abimize de teşekkür ediyoruz. Yani o dediği gibi Rumi Bey'in hani bir hani şöyle de diyebiliriz, bir metafordur. Yani Fatih Koleji metaforu bir mana, bir ruhu ifade eder. Bir düşüncedir ifade ettiğim gibi. Bunu o zamanlar biz tabii anlayamadık. Yani ilk dönemler zaten hani hizmet hareketinin açtığı okullar çok sınırlıydı biliyorsunuz. İşte bir Yamanlar, bir Samanyolu, bir Aziziye, belki Bursa'da da bir Nilüfer sonradan olmasa bile, yani geçmiş zaman. Bunlar tabii o zamanın vermiş olduğu imkanlar içinde, özellikle muhafazakarların okul ihtiyacı, ki bunu ben daha sonra bakan seviyesindeki insanlardan da kendim duydum Türkiye ziyaretlerine geldikçe gittikçe. Yani şunu ifade ettiler, ya dediler, yani bu siyasi kanattaki insanları kastediyorum. Ya biz çocuklarımızı işte nereye verecektik? Hani Hoca Efendi bu işlere teşvik etmese, bu okullar açılmasaydı dedi, çocuklarımızı göndereceğimiz yer yoktu yani. Bunlardan bir örnek de belki ismini zikredebiliriz. Değil mi? Evet. Yani siyasi kanatta dediniz, Berat Albayrak. Ya ben çok net hatırlıyorum. Evet. Bir üst dönemimizdeydi. Ya o var orada, o aileler çocuklarını oraya gönderiyordu o zamanlar. Tabii canım. Yani o hani bilmiyorum isimlerini söylemek, işte yani en böyle muhafazakar en şey firmalar hangisi, düşünün. Siz o dönemde işte Ülker'inden, Aydınlısı'ndan, yani kim varsa, Rumi Bey'in de arkadaşları vardır, bizlerin de var. O kesim oradaydı yani. Cemaatlerin, belli dini grupların, kanaat önderlerinin çocukları oradaydı. Önemli iş adamı diyebileceğimiz muhafazakar kesimin çocukları oradaydı. Orada okuyordu. Ve o zaman için Fatih Koleji gerçekten bir açılımdı. Evet. Yani hani bilim olimpiyatları falan, hiç onlar bambaşka bir sayfa. Yani onlar açmak lazım. Çünkü o zamanlarda hani şey vardı, yani işte muhafazakar insan bir şey yaramaz, bir şey yapamaz vesairedir. Ama bütün bunları yıkmış oldu. Bu tapuları yıkmış oldu. Bu kolej ve bu kolejin kardeşleri. Yani bu, hani biz Fatih Koleji'ni anlatıyoruz ama siz Yamanları anlayın. Siz işte Samanyolu'nu anlayın. Aziziye'yi anlayın. Nilüfer'i anlayın. Bunların hepsinde bu ruh, düşünce vardı yani. Hepsinde bu düşünce vardı. Ve Türkiye'nin ben yani bilim yönüne, bilim yönüne ve manevi yönüne, yani ahlaki yönüne çok büyük katkıları olduğuna inanıyorum. Hala da bu düşüncemde en ufak bir sapma yok. Konjüktürel şeyler geçecektir. Konjüktürle ilgili meseleler ve gündemler. Ama bu kolejlerin, bu müesseselerin yaptığı hizmetler sonsuza kadar var olacağını ben inanıyorum yani, ilelebet. İnşallah. Bu Fatih Koleji ile ilgili de bir kitap artık kaleme alırsınız diye düşünüyorum abi. Bu ya kadar hatıranızın olduğu. Zaman olursa. Adına medeniyet yazı, projesi dediğiniz. İnşallah bir yazı sözüm de vardı arkadaşlar. Böyle hani evet. Bir şey dediler. Bir yazı, belki zamanla bir kitap, ama bunu bütün işte yazabilecek mezun arkadaşların, öğretmenlerin, eğitim kadrosunun yapmasında fayda var bence. Yani bu, çünkü bilmiyorum sayıyı kaça ifade eder, ama hani bütün o kolejlerin mezunlarını düşünün. Siz sadece Fatih Koleji olarak düşünmeyin. Evet. Sayıda ciddi entelektüeller, ciddi işte aydın insanlar, ciddi yerlerde görev yapmış insanları var, bu okulların mezunları var. Yani bir tanesi yanınızda oturuyor. Onun için onların hepsinin işte vazifeleri var aslında. Evet. Böyle hatıratların belki toplandığı bir şey de olabilir yani. O evet, yani ciddi bir, tabii ciddi, hacimli bir kitaba dönüşebilir. Bir kitap çünkü olur. Aslında çok ciddi hatıralar var. Toplamak gerekebilir. Ya belki bir kişi ona öncülük edecek. Yani böyle şimdi günümüzde biraz daha bloglar, WhatsApp grupları. Evet. Hesaplar, böyle farklı sosyal medya hesapları oluyor. Orada toparlayarak olabilir. Biz kendi aramızda toplandığımızda zaten o hatıralar açılıp dökülüyor. Konuştukça
aklımıza gelmeyen yani hatıralara da dalıyoruz. Yazıya dökeceksiniz. Aynen yazıya dökecek. Fatih ya Koleji hatıra kitabı. Belki yazmak kitap. Zorsa YouTube üzerinden yani bir sohbetler olacak. Karşılıklı sohbet şeklinde belki daha da akıcı hale gelebilir. Bunu gerçekten yapmak lazım. Evet. Ertuğrul abinin dediği gibi Fatih Koleji bir örnek. Belki bir prototip. Aynı zamanlarda işte Yamanlar Koleji de vardı. Hı. Ya buna benzer sonra yüzlerce belki binlerce dünya genelini düşününce hepsinde aslında küçük çapta, mikro düzeyde benzer şeyler yaşanıyor. Tabii. Fatih Koleji'nin özelliği belki bir ilk örnek olmasıydı. Yani genelde böyle konuşulduğu zaman bu tarz projeler o kadar büyük projeler ki çok havada kalıyor. Hani evet. Kimse üstlenmiyor bunu. Üstlenemiyor, cesaret hani, edemiyor. İsterseniz yani bunu biz hani biz üstlenelim şu şekilde. Hani Semaver'in hani aylık bir konu. Hani bu Fatih bizim Koleji'nden olsun. Ya Fatih bizim okullardan hani eski yani ilk mezunlardan böyle değişik şeyleri yemiş insanlar olarak yaparsak hani güzel olabilir. Yani şöyle yani. Aslında mesela böyle bir program herkese duyurabilirsek geniş katılımla mesela buradan da telefon bağlantısı alınabilir. Birisi daha hatırasını yapar. Yani bir zaman sınırlaması da koymazsak tabii 1,5 saatte sınırlayalım biz ama öyle bir şey yetmez. Özel programlar yapılabilir. Özel programlar yapılır. Yani Fatih Koleji gecesi yapabiliriz mesela. Geceleri. Veya geceleri. Aslında bunlar yapılıyordu işte. O hani mezunlar vesaire. Bir yeniden derlenme toparlanma tabii ki var. Rumi Bey de biliyor. Hani belli oluşumlar var. Bunlar daha da geliştiriliyor. Geçenlerde de bizim yine bir söyleşimiz oldu. Çağlayan'ın bünyesinde. Fatih Koleji'ydi gündem. Numan Yiğit hocamız da geldi, katıldılar, sağ olsun teşrif ettiler. Yani Hakan Bey'le beraber işte üçlü bir program olmuştu mesela. Yani dediğim gibi bu anlamda çok değerli insanlar var. Bizim tanıdıklarımız da var. Sadece işte organizasyon vesaire yapılması evet, gerekiyorlar. Bayağı faydası olur diye düşünüyorum. Başka açılımlara da vesile olur yani. Ama siz önce olursanız sizin için de iyi bir artı olabilir yani program adına. Seve seve. Bütün sevabı biz alırız abi. Evet. Abi biz Allah'a geniş bir alan bir, yani geniş Rabbim bir alan. Stüdyo nasip etti. Bu stüdyo yani çok güzel hizmetler yapıyor elhamdülillah. Ona bir kapı daha aralanır. Bir şey evet. Yani bizim bilmiyorum ekip olarak buradayız yani. Ben zaten sizden destek bekleriz yani. Ben elimden gelirse yaparım. Olsun istemezdim. Buyurun abi. Ben elimden geleni yaparım diyorum. Rumi Bey ön ayak olur orada. Seve seve tabii tamam. Ki. Ama ya ben kendim biraz daha hani işin tarafında olduğum için ön plana çıkmak istememiştim. Tabii ki istiyorsanız ortak bir kararla yaparız. Tamam. Seve seve. Tamam. Bu konunun üzerine gideceğiz abi inşallah. Çünkü orada hakikaten çok ciddi hikayeler evet. Var. İşte Hacı Kemal abi boyutu var. Okulun kuruluşu. Çok değerli öğretmenlerimiz vardı. Vefat edenler var. Ya bu süreçte ve öncesinde. Evet. Hepimizin tanıdığı kişiler var. Mezunlar var. Dünya genelinde şu an hizmet eden farklı kıtalarda, ülkelerde koşturan abilerimiz var. Tamam. Çok. Bunlarla irtibatlarımız devam ediyor. Ulaşabiliriz. Ulaşırız. Hepsine ulaşırız. Çok. Müthiş. İyi bir program doğuyor bu arada Erdem Bey. Sağ ol. Teklif de sizden geldi. Güzel, yani ön ayak oldunuz bu işe. Güzel bence.